Hepinize merhaba arkadaşlar. Hafta sonu piyasa analizime hoş geldiniz. Bu videomuz dolar, altın ve gümüş üzerine olacak. Platinle ilgili çok fazla istekte bulunan arkadaşlarımız var. Fakat bu video içine maalesef platini koyamayacağım. Çünkü onu koyduğumda bu kez paladyum isteyenler ayaklanacak ve isyan başlayacak. Yine sterlin soranlar çok, euro dolar paritesini soranlar çok. Bunları da koyduğumuzda inanın videolar çok uzuyor arkadaşlar. Hani şimdi her şeye yatırım yapıyoruz ama en önemli yatırım yapmamız gereken şey zaman. Hani beni böyle 20 dakika, 30 dakika izleyin istemiyorum ben. Hani böyle YouTube'dan böyle çok devasa para kazananlar, izlenme kasmak isteyenler mutlaka bu yöntemi yapıyorlardır ama ben böyle hani kısa ve öz anlatarak sizin de zamanınızı çok fazla almak istemiyorum. Topluluk sekmesinden bu platinle ilgili, paladyum veya sterlin, euro dolar paritesiyle ilgili Özel istekte bulunursanız böyle topluluk sekmesinden onlarla ilgili böyle resim olarak hani video olarak değil de bir resim olarak teknik analiz yapmaya çalışırım arkadaşlar. Videoları daha böyle kısa tutma amacım var yaz süresi boyunca. Hani 10-15 dakikayı çok fazla geçsin istemiyorum. Sizden de bu yönde anlayış bekliyorum arkadaşlar. O yüzden dolar altın ve gümüş konuşacağız bu videomuzda. O zaman hemen dolar tl ile başlayalım. Ve dolar TL haftayı 17.26 ile kapattı. şimdi bu hafta bir prens mi ne gelecekmiş Suudi Arabistan'dan. Hani ben bunları inanın takip etmiyorum sizler kadar. Şimdi sizler görüyorsunuz böyle artık kaç tane kanal izliyorsunuz bilmiyorum. İşte yine yapmaya başlamışlardır yayınlar. İşte kral geliyor, işte prens geliyor, dolar çakılacak vesaire gibi. Şimdi benim böyle beklentilerim yok arkadaşlar. İşte prens gelmiş, kral gelmiş vesaire. Hatırlarsanız Mart ayında mıydı, Nisan ayında mı ne? Birleşik Arap Emirliklerinden bir şeyh gelecek dediler. İşte uçak dolusu e, dolar getirecek vesaire dediler. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Yine böyle çok fazla bir şey olmasını beklemiyorum çünkü. Doların böyle düşürülmesini de çok fazla beklemiyorum hükümet tarafından bu yaz sezonu boyunca. Belki sonbaharda bir şeyler yapabilirler. Neden yaz sezonu boyunca beklemiyorum? Çünkü biz biliyorsunuz sanayi gelirleri bakımından dünyada böyle çok iyi sıralarda değiliz. Yani ihracat gelirlerimize baktığımızda genelde hani bu turizm artık ihracata katar mısınız katmaz mısınız bilmiyorum ama turizm geliri olarak biz İspanya ve İtalya'dan sonra böyle iyi yerlerdeyiz Avrupa'da aslında. Ucuz olduğumuzdan dolayı. Yani bu turizm sezonu gelmişken, cari açıkta patlamışken biliyorsunuz 2 aydır eksi 50, eksi 40 milyar TL'lik cari açık veriyoruz. Yani böyle bir dönemde hani ekonomi yönetimi de böyle doları böyle 13'lere 14'lere indirerek kendi ayağına sıkmış olur. Ben buna bakıyorum arkadaşlar. Yani Az önce de dediğim gibi yani sanayiden çok fazla bir gelirimiz yok zaten yurt dışından döviz bazlı olarak bir turizmimiz var. Hani onu da şimdi cari açık eksideyken bir de doları böyle vurup işte düşürüp bir de oradan kendi ayağına sıkmak bana biraz mantıksız geliyor. Bu yüzden işte prens geliyormuş, kral geliyormuş vesaire bu tarz olaylara ben bakmıyorum. Grafiğe bakıyorum temel analizdeki işte M2 para arzındaki yükselişe bakıyorum. Kredi musluklarının daha da genişletilmesine bakıyorum. Negatif reel faizin, faizin hala devam ettiğine bakıyorum ve doların bu şartlarda böyle düşmesinin çok da mümkün olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii böyle dolar çakılacakmış vesaireymiş falan sırf izlenme kasmak için işte zengin olmak için, YouTube'dan zengin olmak için bu tarz yayın yapan arkadaşlar var. Muhtemelen sizler de onları izleyip izleyip gelip bana yorum yazıyorsunuz. İşte prens geliyormuş, kral geliyormuş, şeyh geliyormuş, şeyh uçacakmış vesaireymiş. Böyle şeylere çok fazla ben aldırış etmiyorum arkadaşlar. Böyle bir de grafiğimize dönelim. Grafiğimize baktığımızda 17.30'da bir duvar örüldüğü görülüyor arkadaşlar. Tıpkı şurada 16.50'de olduğu gibi. Ki bu 16.55 rakamı çok önemli bir rakam diye sizlere belirtmiştim. Ee, yine 14-85'te olduğu gibi, yine şuradaki 13.50'lerde olduğu gibi duvarlar örülüyor. Fakat bu duvarlar e, böyle doları düşürmek için değil de hızını yavaşlatmak için yapılıyor muhtemelen. Az önce de anlattığım gibi doların çok fazla düşmesi de şu an bu turizm sezonundayken Ekonomi yönetiminin ve devletimizin de çok işine geleceğini Düşünmüyorum e, Dolar yükselecek arkadaşlar yani bunun kaçarı yok Çünkü bakın burada tam 8 gün boyunca 17.30'a demir atmıştı bu 8 gün boyunca ABD 10 yıllıklar Dolar endeksi uçtu arkadaşlar yani biz o uçuştan dolar tl olarak Nemalanamadığımız için Onlar düşerken veya yatay giderken bizim tekrar yukarı gitme ihtimalimiz var arkadaşlar. ilk direnç olarak 17.54 zaten sizlere vermiştim. ve tüm zamanların rekor olan 18.25-18.40 aralığı da yine bir sonraki dirençtir. Geri çekilmelerde 17.10'u takip edebilirsiniz. Şöyle 4 saatlik grafiğimize de bir bakalım. Evet burada da yine bakın şu mavi hareketli ortalamamız 4 saatlikte burayı destek olarak edilmiş. EMA 55 seviyesi burası da 17.10. Yani 17.10'un altına gelmedikçe dolar TL'de bir şeyler oluyor. Bir geri çekilme sürecine giriyor vesaire diyemeyiz. Ha buralara gelirse de ne olur? alın fırsatı olur arkadaşlar. Ya kur korumaya girersiniz, o da bir tercihtir. Veya dolara girersiniz. Hani uzun vadeli düşünüyorsanız. Peki şu var bu yüksek enflasyondan dolar sizi korur mu? Korumaz arkadaşlar. Bakın onu net olarak söyleyebilirim. Çünkü burada görülüyor yani hani müdahale ediliyor. Bakın müdahale, müdahale, müdahale. Her müdahalede siz enflasyona karşı artık 10 gün, 20 gün, kaç gün müdahale edilmişse zarar görüyorsunuz dolarda olduğunuz için. Tabi uzun vadede çok daha değişik rakamlar görme ihtimalimiz olduğu için yine korunma ihtimaliniz var ama kısa ve orta vadede korunma ihtimaliniz yok. Eurobond alabilirsiniz. Hazır ABD borsaları düşmüşken oradan işte fonlar veya hisse senetler alabilirsiniz. Tabi bu da bayağı bir karmaşık işler yani onu iyi araştırmanız gerekiyor. Gidip de o Nasdaq'ta balon olmuş o teknoloji şirketlerinden alırsanız orada da zarar etme durumunuz var. Yani elimde dolar olan için beklemesi en mantıklıdır arkadaşlar. 17-10 aşağıya kırılıyorsa belki bir parça kar satışı yapıp 15-80'leri şuraları bekleyebilirsiniz. Almak için ise ilk etapta 17.10 daha sonra 16-60 ve daha sonra da 15-80 geri çekilmelerdeki alım fırsatları. Evet geldik 10 altına. 10 altın haftayı çok da iyi kapatmadı. Müthiş bir yataylık var. Ne 1800'ün altına iniyor ne de 200 günlük hareketli ortalama olan o 1855'in üzerine çıkıyor. Yine haftanın son işlem gününde 1857 görmüş en yüksek. Hani biz dedik ki oranın üzerinde 2 günlük kapanış gelmesi gerekiyor diye. Maalesef gelmiyor arkadaşlar. Bakın şu kırmızı hareketli ortalamamız. Zaten son analizimde özellikle o Başkan Powell'ın açıklamalarından sonra MTA grubunda bir revizyona gittiğimi sizlere söylemiştim. Yani evet yükseliş bekliyorum fakat hani böyle 2100 gibi bir yükseliş beklerken bu yükselişi 1965 lira kadar geri çekmek zorunda kaldık. 1965'e kadar yükseliş bekliyorum. Fakat 1965'in üzerinde çok fazla hareket olmasını da beklemiyorum. Aynı şekilde 1780'lerin de altına inmesini beklemiyorum. <laughs> fakat stagflasyon öncesinde ki stagflasyon gelecektir muhtemelen 2023 yılında stagflasyon öncesinde mutlaka portföyünüzde %20 altın veya gümüş veya platin artık hangini tercih ediyorsanız olması gerekiyor. Haftaya veriler bakımından zayıf bir hafta olduğu için yatay seyirin devam etmesini bekliyorum arkadaşlar ons altın için. Evet geldik gram altına. Gram altında da o 1050 hedefimize ee, çok yaklaştık. 1041 görüldü en yüksek. Önümüzdeki hafta bu 1040-1050 bandının e, gelmesini bekliyorum. Şu anda haftayı 1024 ile kapattı. Geri çekilmelerde 990 TL 21 günlük hareketli ortalamadır ve önemli bir destektir. Buralara bir geri çekilme oluyorsa alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Yine 948-950 TL ise dibi arkadaşlar bakın. Gram altın borcunuz varsa almak istiyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız eğer bu 950 rakamı bir şekilde geliyorsa buralar dibidir diyebilirim. Bakın o Mayıs ayında da en düşük görüldü rakamlar bu 55 günlük hareketli ortalamaydı. O zamanlar 890 değil mi? Buralar alın fırsatıdır demiştik sizlere. Ve şimdi de bu rakam 950 arkadaşlar. Bakın hareketli yük ortalama olduğu için fiyat yükseldikçe o da yükseliyor. Yıl içinde 1350 rakamını bekliyorum. Önümüzdeki hafta hem 10 altında yatay bir seyir beklediğim için hem de o 17.30'da dolardaki baraja hala devam edileceği için muhtemelen biz de 990 ile 1040-1050 bandında gidip geleceğiz gram altında. Fakat orta ve uzun vadede yönünün yukarı ve pozitif olduğunu düşünüyorum. Evet geldik gümüş onsa. Gümüş ons haftayı 21.68 ile kapattı. Ons altın gibi çok da pozitif kapatmadı. Fakat şurada haftalık kapanışlara baktığımızda en azından şu 200 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde kapattık. Burası 21.62 biz 21.68 ile kapattık. Bu hareketli ortalamanın üzerinde kalması pozitiftir. Fakat burada şöyle bir olay var. Bakın biz 2 haftalık kapanış bekledik. Hatta 1, 2, 3, 4 haftalık kapanış geldi. Yani bu 200 haftalık ortalamanın üzerinde 4 haftadır kapanış yapmasına rağmen hani biz ne diyorduk? 2 haftalık kapanış gelirse yükseliş trendi yeniden başlar diyorduk. Bakın 4 adet haftalık kapanış gelmesine rağmen bir türlü yükseliş trendi maalesef başlamadı arkadaşlar. Bu da bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Fakat burada da şöyle 26 dolara kadar bir yükseliş olacaktır. Onu da söyleyeyim. Fakat daha üzeri yani 30 dolarlar 35 dolarlar olur mu? Onu çok fazla beklemiyorum arkadaşlar. Zaten yeri ve zamanı geldiğinde hani bizler de size artık e, çıkabilirsiniz diye uyarı yaparız. Ama az önce 16 bölümünde de dediğim gibi stagflasyon öncesinde mutlaka altın, gümüş, platin, paladyum vesaire her ne tutuyorsanız portföyünüzde %20 mutlaka Dursun arkadaşlar. Bu resesyon veya stagflasyon fiyatlaması ile ilgili ilk veriler gelmeye başladığında emtialarda yukarı bir atak göreceğiz ama böyle çok sert işte ralliler, işte ons altında 2500, işte gümüşte 40 dolar vesaire böyle bir ralli değil. Tamam mı? Bu yüzden mini bir ralli olacak. Ondan faydalanmak adına %20 mutlaka olsun. Son olarak geldik gram gümüşe. Gram gümüşte 12.30 hedefimiz vardı arkadaşlar. Cuma günü bu hedef geldi. Evet şu an trading view'de en yüksek. 12.30 görülüyor. Hafta ise 12.13 ile kapattı. Bakın şöyle Nisan ayına döndüğümüzde iki defa 12.30'u test edip kıramadığı için düşmüştü. Şimdi yine bakın 12.29 er, Perşembe günü gördü. 12.30 Cuma günü gördü. Bu iki günde de 12.30'u kıramaması normalde negatif. Tıpkı şurada olduğu gibi. E, bu yüzden şöyle biraz daha kısa vadeye gelelim. Burada stop olmamız gereken yer eğer yine aynısı gibi o Nisan ayında yaşanan o düşüş trendine girer mi acaba diyerek şu 11.90'a bir stop konulabilir. Bir kar realizesi konulabilir. Orta vadede ise yıl içinde... 13 17'leri görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. O az önceki dediğim 11.90 stop seviyesi kısa vade al sat yapanlar için hani 11.90'da çıkıp tekrar işte 11.40 11.50 bandında geri almak isteyenler için fena da değil yani 50 kuruşluk bir hareket alanı var. E, miktarda biraz fazlaysa güzel bir kar realizesi olarak e, kar trade'i olarak düşünülebilir arkadaşlar. Onun dışında Şimdilik çok da böyle pozitif bir hava yok. Yani evet hareketli ortalamaların üzerindeyiz. Fakat şu 12.30 sanki cetvelle çizilmiş gibi ki çizmiştik biz bunu şu tarihlerde çizdik. Tam Mart ayında çizdik bu 12.30'u. Bu 12.30'u bir türlü geçemiyor arkadaşlar. E, tabii orta vadede geçmesini bekliyorum. Kısa vadede ise 11.90'a mutlaka bir stop emri girebilirsiniz. 1 bölü 3 olmak kaydıyla. Yani hani gün içinde 11.50 al, 11.90 ve 12 üzerinde sat gibi. Bazen böyle video altına yazıyorsunuz. Bunu zaten tavsiye ediyorum sizlere. Hani 1 bölü 3 ile böyle al sat yapabilirsiniz. İşte 12'nin üzerindeyken sat. işte 11.90'lara geldiğinde al. O 1 bölü 3 ile böyle al sat yaparsanız o elinizdeki yüklü miktarın maliyetini de daha aşağıya indirmiş olursunuz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta veriler bakımından bir biraz zayıf bir hafta. Sadece perşembe günü faiz kararı alacak bizde. Onda da zaten bir şey beklenmiyor. Yani faizlerin sabit kalması bekleniyor. O yüzden onu veri olarak çok fazla saymıyorum bile. Bundan sonraki videomuz borsa özel analizimiz olacak arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Borsa yatırımcısı olarak. Hepinize bol bereketli kazançlar diliyorum. Videoyu ihmal etmeyelim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.